Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bizning Gulchehra aviakassamizda butun dunyo bo'ylab barcha yo'nalishlarga arzon biletlar mavjud. Bizning xizmatimizdan foydalaning. Gulchehra aviakassasi inshaalloh uzog'ingizni yaqin qiladi. Xizmat uchun ekrandagi nomerga murojaat qilsangiz bo'ladi. Iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritilib, Parvardigorlarning izni irodasi bilan u joyda mangu qolurlar. Birodarlar, mangu bo'lamiz u yerda. U yerda abadiy bo'lamiz inshaalloh. Ularning jannatdagi salom aliklari bir-birlariga tinchlik, omonlik tilashdi. Bu na qadar katta farq. Iblisning vasvasasiga uchib jahannamda abadiy qolib ketishlik qanday narsa-yu, Parvardigorning mag'firatiga, jannatga yetishlik qanday bir katta narsa. Jannatga hech kim qilgan amali bilan kirmaydi. Cennet, kıyan amallarımızın mükafatı emez. Bizi kıyarken amallarımız cennetki kirişimizde sebep halas. Lekin bizi cennetki kirgiz adı gönderse ne mi? Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, merhameti. Peygamberimiz etkenler, hiç kim cennetki kıyan amalı bilen kir almaydı. Şimdi sahabalar, ya Resulullah, siz ki, sizi hem amaliz kifaya kımaydı mıdır soruştu. Payg'ambarimiz aytdilar, men ham. Men ham faqat Alloh taolo o'zining rahmati bilan, mag'firati bilan o'rab olgandan keyingina kiraman dedi. Demak, banda har qancha amal qilmasin, amali jannatga kirishlikka kifoya qilmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan mana 70 yil Allohga ibodat qilgan Bani Isroillik bir kishini qissasini aytib beradi. 70 yil ibodat qildi, Alloh azza va jalla qiyomat bo'lganda bu bandamni meni jannatimga rahmatim bilan kiritinglar dedi. Alloh taolo bu bandani 70 yil ibodat qilgan bandani jannatga rahmatim bilan kiritinglar dedi. Banda ojizda, banda zaifda, Parvardigor amalim bilan kirgiza olmaydi deyardi. Alloh taolo o'lchaylar dedi. Bitta ko'zini tarozini palasiga qo'yildi. Shukr. İkincisiga 70 yillik amali qo'yildi taroziga. Qo'yildi 70 yillik amalini savobi bitta ko'zini shukrini ado qilishiga kifoya qilmadi. Bandamni jahannamga kirgizinglar dedi. Parvardigor rahmating bilan dedi. Alloh taolo rahmati bilan jannatga kirgizdi. Biz 70 yil umr ko'ramizmi? Yo'qmi? Bu 70 yil ichida qancha gunoh qilamiz savobga aralashtirib. Shuning uchun hech qaysimiz qilgan amalimizga suyanmaylik. Allohning rahmatidan umid qilamiz. İmam Buhari'den keltirilgen hadis, Peygamberimiz aytadilar, mu'minlar o'tdan qutulganlaridan keyin, sirot ko'prigidan o'tganidan keyin, cehennem ve cennet orasidagi yerde üşlenediler. Ular unda dünyada özlerinin oralarda bo'lgan mazlamalarini hal qiladilar. Kim ve kimde qancha haq qop ketgan, kim kimga zulüm qilgan, biror narsa adolatli hukm chiqarilmasdan qolmaydi. Pul yüzü aldırdınız mı, zulüm gördünüz mü, urdu mu, hakaret kıldı mı, şeref izgat edildi mi? Bana şu nasıl şu yerde hal kılınadı. Hiç kime hakkı, hiç kimde hop gitmiydi. Mumun gibi bana şu nasıl kalbiye taskin verildi. Bir hayal yerine girelim. Bana cennete kirdik. Kirdik inşallah, aslanadan öptük. Kayırıya barışız burasını. Kim cennet? Keyinligi osmonlar yerdan keyin bo'lgan jannatga kirdingiz. Qayerga borasiz? Dunyoda ana qozimandan chiqasiz, hayit namozini o'qib olib, bilasiz qayerga borishingizni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ularning har biri o'zining jannatdagi joyini, dunyodagi joyini bilgandan ko'ra yaxshiroq topib boradi. Aniq bilasiz joyingizni. Qayer sizning joyingiz ekanligini istamaysiz. Hajga borgan akalarimiz Minoda o'zini kapasini bir arintirma olguncha, ha? Bitta pavrot bu yoqqa burilib kelsa, bo'l, ketdi. Kechgacha yuraveradi. Kapalar bir-biriga o'xshab topa olmaydi joyini. U bu dunyoda. Lekin jannatga borganda birodarlar, joyimizni aniq bilamiz. Ikkilanmaydi. Faman zuhziha anin nari va udkhilal jannata faqad faz. Bas kim do'zoxdan chetlatilib Cennetki kiritilse muhakkak baht saadeti erişken. Va'adallahu al-mu'minine vel-mu'minati cennet tecrimin tahtiha l-anharu khalidine fiha.
Alloh mu'min va mu'minalarga ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy qoladigan jannatlar va jannat bog'laridagi pokiza maskanlarni va'da qildi. Qachon jannat sifatlansa, ostidan anhorlar oqib o'tishligini Alloh taolo aytgan. To'g'ri-da. Uy olmoqchi bo'lsangiz, agar uyini oldidan yoki uyini ichidan suv oqib o'tsa, bu uyni qadri balatroq bo'ladi. Chek olayotganingizda ham shu suvga yaqin joyini olaydingiz-ku. Demek suvni oqishligi, suvni yaqin bo'lishligi maskanga bu maskanni qadrini balat ekanligini bildiradi. Jannat deganda albatta ostidan anhorlar oqib o'tadi. Daryolar, bog'lar, pokiza maskanlar, Allohning roziligi mana shu haqiqiy baxt. Mana shu haqiqiy baxt. Agar Robbimiz rozi bo'lsa, xursand bo'laylik birodarlar. Wasiqal ladina taqav robbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha va futihat abwabuha va qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Jannatga birinchi bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kiradi. Imom Muslimdan keltiriladi, Rasululloh aytadilar. Birinchi bo'lib jannat eshigini qoquvchi menman. Rasululloh borib qoqadi eshigini. Jannat eshigiga kelaman, uni ochilishini talab qilaman. Jannat eshigining qo'riqchisi kim edi? Uning qo'riqchisi siz kimsiz deydi. Rasululloh Muhammadman deydi. U aytadi, sizdan avval boshqa hech kimga ochmaslikka buyurilganman. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qoqadi eshigini. Sahih hadislarda keltiriladi, anbiyolardan keyin birinchi bo'lib jannatga kiradigan oddiy inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Qarang, payg'ambar emas u kishi. Lekin payg'ambarimiz aytganlar, vallohi ma watiyal arda khayrun ba'dal anbiya min Abi Bakr Siddiq. Aw kama qala Rasululloh, Allohga qasam. Payg'ambarlardan keyin yerni bosgan eng afzal inson, payg'ambarlardan keyingi o'rinda turadigan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq dedi. Qarang, badavlat odam bo'lgan shu kishi. Badavlat odam bo'lgan. Davlati jannatga birinchi bo'lib kirishidan to'smadi, aksincha yordam berdi. U kishilarning davlati qo'lida bo'lgan, qalbida bo'lmagan. Moli dunyosini Alloh rozi bo'ladigan yo'lda sarf qilgan, qullar ozod qilgan, nafaqalar qilgan. Ular molini o'zini xizmatiga solgan, dinini xizmatiga solgan, molini xizmatkor bo'lib qolmaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning surat haqida shunday dedilar. Buxoriydan bu hadis. Jannatga birinchi bo'lib kiradigan kishilarning suratlari Badr kechasidagi to'lin oyning suratiga o'xshaydi. Oy to'lganini ko'rasizlar, qanaqa chiroyli bo'ladi. Qanaqa bir ajralib turadi. Ular jannatni tupurmaydilar. Najosat chiqarmaydilar. Ichadigan idishlari oltindan, taroqlari oltin va kumushdan, ulardan oqqan terlari mushki ambarda hidi bo'ladi. Ya Alloh, terlasang xushbo'y hid kelsa. Bu qanday bir marhamat, qanday bir ne'mat. Ularning har birini ikkitadan ayoli bo'lajak. Ularning ayollarining sonlarining suyaklari ko'rinib turadi. Olmaydi. Aql bovar qilmaydi. Qanday qilib iligi ko'rinib turadi sonidan? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdimi? Qur'onda aytilindimi? Tamam. Bizi aqlimiz yetishi shart emas birodarlar. Endi qiziq chiqyaptimi? Ularning oralarida, jannatiylarning oralarida ixtilof va gunohkudurat bo'lmaydi. O'zichi atrofingizdagi odamlarga nisbatan qalbingizda birortasiga gina, kudurat, xafagarchilik bo'lmasa, bu huzur bu. Bu huzurni Alloh taolo jannatda bo'ladi deb aytayaptimi? Demak, bir insonning qalbi pokiza bo'lishiga dunyoda odamlarga nisbatan rohat ekan. Rohat ekan. Ularning qalblari xuddi bir kishining qalbidagi bo'ladi. Ertayu kech Allohga tasbih aytib turadilar. Jannatning eshiklari. Payg'ambarimiz aytganlar Jannatning 8 ta eshigi bor. Ulardan birini ismi Royyan. Bu eshikdan faqat siz bilan biz kiramiz inshaalloh birodarlar. Mana 30 kun roza tutdik. Alhamdulillah Allohning fazli. Bu eshikdan faqat rozadorlar kiradi. Oxirgi rozadorlar kirib bo'lgandan keyin eshik yopiladi. Qaytib hech kim uchun ochilmaydi. Muborak bo'lsin bu bashorat hammamizga birodarlar.
Madem ki Allah'dan savab umidida tutibmiz mi ro'zani? Demek mana şu eşiği siz bilen biz için. Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu. Ya Rasulullah, mana şu 8 eşiğidi. Hamasidan bitti adam çakırılışı mümkün mü dedi. 8 eşiğiden kirişlik hakkı buladı mı burası adam da geldi? Ha, ana şu kişi siz buluşuz ümit kılamam dedi. Mufassıllar yetişedi. O eşiğler hamması yonmayan buluşu şartmaz. Vallahi alam. Birden ki ikincisi buluşu mümkün. Lekin nima bo'lgan deya mana shu 8 eshikdan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu chaqiriladi. Jannatning darajalari bor. Daraja degani biz tilda etaj desak osonroq tushunamiz. Undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd va lal akhiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Alloh taolo bu dunyoda siz bilan bizni qo'limizdagi mol-u dunyoyimiz, husnimiz, bo'yimiz, boylik, badavlatligimiz farzandlar, bu masalada Alloh taolo darajani har xil qilgan. Birimizda ko'proq, birimizda ozroq. Endi oxiratdachi? Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadis aytadilar, jannatda 100 daraja bor. 100 etaj degan. Alloh taolo ularni Allah yolunda cahit kılgen kişiler için tayarlap koyan. Her bir derecenin aralığı Osman yerçelik. O harakan çöp yeterken değil. Ben o 800 metrede binada karasız, üst yüzde turgen gibi o şeyde kıyşeyip. Dopsuz çöp yeterde karasız. Bu 3 metrelik, 4 metrelik hanalardan 800 metre bugün de. Yani bitti tabaka bilen, bitti derece bilen cennetteki ikinci derecenin ortası Osman bilen yerçelik balat bosa. 100 tasqani qilib olar ekan. Inshaalloh ko'ramiz birodarlar bor. Buxoriydan keltirilgan jannat ahllari jannatda turib yerda osmondagi yulduzlarni ko'rib turgandek ustilardagi xonalarni ko'rishadi. O'zidan yuqori martabada bo'lgan kishilarning jannatini, ularning xonalarini pastdan turib ko'radi, xuddi yulduzni dunyodan nima qilgandek ko'rganidek. Insonlarni dunyoda qilgan amallarini farqi katta bo'lgandek, qiyomat kunida ham amal martabalarining darajasi mana shunday bir farqlanadi. Mana endi bu manzilat kim uchun? Astag'fir billah. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum anil lagwi mu'ridun walladina hum lizzakati fa'ilun walladina hum lifurujihim hafizun illa ala azvajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumun. Kim uchun bu manzilatlar? Diqqat qilinglar. Diqqat qilinglar. Bizda bormikan shu manzilatga loyiq sifat? Bizda bormikan shu sifat? Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular namozlarida qo'rquv va umid bilan bo'ynaguvchilar. Behuda foydasiz so'z va amallardan yuz o'giruvchilar. Zakotni ado qiluvchilar, avratlarini harom zinodan saqlaguvchilar. Birinchisi nima bo'ldi? Namozda qo'rqib o'qiydi. Ikkinchisi bekorchi so'z ishlardan o'zini ehtiyot qiladi. Uchinchisi zakotni beruvchilar, to'rtinchisi bormi? Kimga ekan bu manzilat? Mana shu sifatlarni o'zida jamlagan kishilarga. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahdi paymonlarga rioya qiluvchi kishilardir. Omonat qo'ysa xiyonat qilmaydi va diqqat qilinglar ukalar. Boshqalarga bergan ahdiga vafo qiladi. Sizga sotdim dedimi? Ko'proq pul beradigan xaridor kelib qolsa, aynimaydi. Oltiga boraman dedimi? Oltiga boradi. Qarang, bu jannatlarda sifat ekan. Omonatga xiyonat qilmaslik va ahdida turishlik. Tijoratda ahdida turmaslik molini harom bo'lishligiga va barakotini ko'tarilib ketishiga sabab bo'ladi. Qaranglar-da. Bo'ldi, senga sotdim mana mashinani 10 mingga dedi. Desa bittasi 10 yarim berardim dedi. Desa shunday uyga borib keladi, aytadi, mashina dedi, yo'lini qiladi-da. Uzr. Akam nima qildi? Yolg'onlashtiryapti.
Aytama yaptı. Nafsın yomonu kılıp 500 paydasını beri vardım degen de fakat akdını buzganla bulardı. Hazır bir yerde akdını yan buz yaptı yana. Şunlarla gel buradalar. Akdımızı turuşta örgeneyelim. Altıya baramız dedik mi? Canımız çıkıp kesin. Taş yoksa, neyze yoksa basmadan borayla. Eğer boramazsak ayteyle bir 15 dakika burun. Ben keç kalamana kem. İşiler de kıptır orayla. Örgeneyelim şunlar sana. Çünkü bu cennetke aboradığın sıfat eken. Yani hop da keçirip oramızda. Ha hop deyin koyayım. 15 gün tutturuyelim ki. Hoş ölü boldu. Koyayım da hap oladı. Madaki sakistaç adam ki vakti de kegenler. Bula hap olmuydu mu? Bu muydu mu? Şunaka adam mı? Şunaka adam mı? Şunaka buluşu ki koyan sakist adam özü aybdar. Ha dese kütüş uğradı da. Bilmedim ya gel açtık bunu şu adam bir adam olsa kütemiz. Lekin kelime hemen burada mı? Ve açtık olsun. Lekin makarın vakti de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Birinci olup cennetki kiredigen üç kişi. Şehit. İffetli, mutaaffif bende. Yani kambag'al bechora hojatman, lekin hojatini birovlarga gapirmaydi. Faqat Allohga aytadi dardini. Shikoyat qilavermaydi hayotidan. Onamkam, marolamkam, ana bo'lmayapti, mana bo'lmayapti. Voy, nima qilib bera oladi deng sen shikoyat qilayotgan odam. Faqat eshitib qo'yadi shu. O'zi eshitib qo'ygan ham katta gapda yozilasiz. Lekin bu narsa o'zgaradimi? Kimga aytish kerak edi dardi? Siz nima qilyapsiz? Üçüncüsü, Allah'ın ibadetini yaxşı ado qilgan banda. Allah'ını yakki degenlerden bo'lgan muvahhidler. Bular ham günahları ko'pligi tufayli, tavba qilmasdan ölüp ketganligi sababli cehennemga tushadi. Ammo ular abadiy qolmaydi u yerda. Muvahhidlerden, Allah'ını bitta degenlerden, ammo günah ko'p bo'lgan, tavba qilmasdan ölüp ketgan. Ular bir müddet cehennemde azoblanadı, keyin çıkadı ular. Cehennem ahlları da, cehennem ahlları onda tirik ham bo'lmaydi, ölük ham bo'lmaydi. Ularga şefaatga izin berilgandan keyin cehennemden ular çıkadılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler, İmam Buhari'den ketilgen hadis, cehennemden Muhammed aleyhisselamın şefaati bilen bir kavim çıkadı. Onların namları cehennemiyin. Yani şefaat bilen cennet kekirgenler deyilene. Her bir Allah'ını yekke degen muvahhidke şefaat yetedi. Peygamberimiz etediler. La ilahe illallah degen kalbide arpanın danasçali imanı var adam cehennemden çıkadı. La ilahe illallah degen kalbide buğdayının danasçali yakşiliği var adam cehennemden çıkadı. La ilahe illallah degen kalbide zarraça yaşlılığı var kişi cehennemden çıkadı. Buradalar la ilahe illallah degen bu sene cehennemden çıkadı. Şirk yıldırmasından ötken bulsun. Hakkınca günah köp bulmasın. Cehennemden çıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Min cehennemden ahri gibi olup çıkadigen cennetke hem ahri gibi olup kiradigen adamı tanıyman. İbn-i Mas'ud raziyallahu anh kuda. Ahriki adam cehennemden çıktı. Ot kelip bir uğradı. Ödülenip, ömelenip, tur ayakılıp, iki ayakılıp yürüdü, ot kaytadı. Yine az günü yürüse ot gelip yine asıladı. Hullas bir amelle nandıra kabar var yanda ot yeti almaya kaladı. Şunda ot ki karab durup senden beni necat ki çıkar yansa büyük deydi. Ve bana şu halatını deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Özünü en bahli adam da pıskaladı şu halatını. Çünkü cehennemden çıktı da, azaptan kurtuldu da, Allah da Allah bu bandasıya köze yatadıgan cüge bir darahını çıkarıp koyadı. Banda haliye darahını köredi de, ey Rabbim şu darah kemiğini yakınlaştır deyip. Allah da Allah, ey adam bolası, eğer o darah seni versem, yana başkasını sorarsan, ya parvardaki şunu versen buldu, başka kişi neyse soramayın ben deyip. Allah Ta'ala bir adam.
otta 100 yıl turdu mu, 1000 yıl turdu mu, 10000 yıl turdu mu? Allah alam. Endi birinchi marta salqin tagiga kirdi. Meyvasi, hidi, salqini, ostidan oqqan suvdan huzur qilib turadi. Alloh taolo, endi boyagi odam menda qatta ne'mat olgan odam yo'q dunyoda deb turadi. Rozi. Alloh azza va jalla nandaroqqa undan ham yaxshiroq bir daraxt qo'yib qo'yadi. Banda u daraxtga qaraydi, sukut qiladi, oxiri sabr qilmaydi. Parvardigor o'sha daraxtga yaqin qilmaydi. Ve banda axir hech narsa so'ramayman degandingu, parvardigor shuni bersang bo'ldi, qaytib so'ramayman, va'da beradi. Alloh taolo u daraxtga yaqin qiladi. Mana endi boyagidan ham yaxshiroq narsani olib rozi bo'lib o'tirsa, Alloh taolo undan kattaroq daraxtni ko'rsatib qo'yadi. Bu daraxt jannat darvozasi yaqin bo'ladi. Birodarlar, jannatni devorlari bitta g'ishi oltindan, bitta g'ishi kumushdan, o'rtadagi loyi mushki ambar. Faras qilinglar bu devor oltin, kumush, oltin, kumush, oldiga kelsangiz mushki ambar kelib turibdi. Yana bu devor, birodarlar, qo'rqilmaydigan devor emas bu. Bu devor o'zi jannatni o'rab turgan devor. Jannatni darvozasi qizil oltindan bo'lgan darvoza deyiladi. Boshqa narsani va'da olmayman, boshqa narsani so'ramayman deb va'da berganida Parvardigor shu daraxtni ham beradi. Endi uchinchi daraxt oldiga kelib turganida birdan jannatni darvozasini Alloh taolo ochib yuboradi. Banda sukut qiladi. Jannatni darvozasi ochildi, ichkaridagi ne'matlarni ko'rdi. Alloh nimaga ko'rsatyapti? Nimaga jannatsiz bilan bizga ta'riflayapti? So'rasin deyapti. Nimaga jahannamni sifatlayapti? Panoh so'rasin deyapti. Parvardigor deydi, meni jannatga kirgiz deydi. Alloh aytadi, ey odam bolasi, nima qilsam mendan rozi bo'lasan? Parvardigor shu jannatni eshigini o'tkazib qo'ysang bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramayman. Birodar, hammadan keyin bo'lsa ham jannatga kiryapti-da bu. Baxtli odam bu. Bu baxtli odam. Alloh taolo unga bir ajib nido qildi. Agar senga dunyochalik jannatni, yana unga qo'shimcha shuncha jannatni bersam rozimisan? Dunyochalik jannat yana shuncha qo'shimcha. Dunyoda qaysi podshohning davlati, mulki mana shu yer yuzichalik. Bu yer yuzini qism-qismiga ega bu podshohlar. Oxiratda jannatga oxirgi bo'lib kirayotgan odamlar nima deyapti? Nima deyapti? Dunyo va o'shunchalik jannat. Shunda banda Parvardigor, "Men masxara qilyapsanmi?" dedi. Dedi Ibn Mas'ud roziyallohu anhu hadisni rivoyat qilayotgan kishi kuldi. Kulib turib, "Nimaga kulayotganimni so'ramaysizlarmi?" Nimaga kulyapsiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu hadisni aytibdi turib kulganda. Rasululloh nimaga kuldi? So'ramaysizlarmi dedi. Rasululloh nimaga kuldi deganda, "Ya Rasululloh nimaga kuldingiz?" deb so'raganida, "Alloh bandani shu so'zidan kuldi" deydi. Alloh kuldi bu odamlar. Shunda Alloh aytdi, "Men masxara qilayotganim yo'q. Men barcha narsaga qodirman." So'ng Alloh buyurdi. Unga dunyochalik yana shuncha, 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 shuncha dedi. Banda roziman, roziman, roziman dedi. Yana shuncha, 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 shuncha dedi-da 10 taga yetkizdi. Jannatga oxirgi bo'lib kiradigan odamga berilgan manzilat mana shu dunyoga 10 barobar keladigan katta jannat. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, ha bu jannatga oxirgi bo'lib kirgan odamga berilgan eng past manzilat shunchalik katta bo'lsa, oliyroq maqomdagilarga nima beriladi?" Payg'ambarimiz aytdilar, "Ular hali ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va inson aqli bovar qilmagan ne'matlar ichida." Dars tugagandan keyin mana hayit bayramlarini o'tkazib, kechki payt borib joylarimizga bir yon boshlaganda xayolimizga bir erk beraylikda eng zo'r aqlimiz, hayolimiz, fantaziyamiz yetganicha bir ne'matni tasavvur qilib ko'ring.
Birodar ishon o'ring, to'xtab qo'yadi kallangiz. 3 ta 4 ta narsada to'xtab qoladi. Chunki biz nimamiz, nima qilingan aqlimiz. Va ana shu bilganingizdan million million barobar jannatdagi ne'mat ulug' ekanligini bir fikr qilib ko'ring. Mana endi boyagi odam jannatga kirdi. Kishi o'zining jannatdagi uyiga kiradi. Uning oldiga xur ayinlardan bo'lgan 2 ta ayol keladi. U 2 xur seni bizlarga va bizni senga yaratgan Allohga hamd va sano bo'lsin deydi. Endi boyagi banda aytadi. Menga deydi. Kimga aytyapti? Johurga. Muhtanish bo'lar ekanda qarang. Menga hech kimga berilmagan ne'mat berildi ayollarning oldida. Menga dunyoga 10 barobar keladigan katta mulk berdi deydilar. Eng past manzilatdagi kishilar. Firavn qani? Qorun, Somonlar qani? 5% deb, 10% deb oxiratini dunyo matohiga almashtirib o'rganlar qani? Birodarlar, 5% ekan, 6% ekan deb turib, riboga pul olib, xonavoyon bo'layotganlar qani qayda qoladi bular? Bir fikr qilib ko'rishlik kerak. Mana shunday bir katta manzilatni qo'yib turib, 3-4 chaqal, yana u riboga pul berayotgan, riboga pul olayotganlar o'zi xohlagan narsaga yetadimi, yetmaydimi kim biladi? Inson rozi bo'lib yashasin hayotiga, xotirjam yashaydi. Va idza ra'ayta thumma ra'ayta na'iman va mulkan kabira. U joyda qachon qarasangiz, nozi ne'matlarni va katta mulki davlatni ko'rasiz. Bas ularning qilib o'tgan amallariga mukofot qilib, ular uchun berkitib qo'yilgan ko'zlar quvonchi, ya'ni oxirat ne'matlarini biron jon bilmas. Bas bu mana shunday bir chiroyli bo'lgan jannat odamlarni esdan chiqarib, dunyo bilan avora bo'lib yurishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatni siz bilan bizga sifatlab shunday dedilar. Mana qamchini bir ursangiz yerda ozgina chizib qo'yadi. Yerga bir ursangiz qamchi bilan chizib qo'yadi. Rasululloh aytadilar, jannatdagi bir qamchi tekkan joy dunyo va uning ichidagi hamma narsadan afzalroq. Ashuncha chizig'ini endi. Bir ursangiz shuni 15 santimetr chizib qo'yadi. Jannatdagi shu chiziqchalik joy dunyo va uning ichidagi hamma narsadan ko'ra afzalroq. Aql bovar qiladimi? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار anhorlar taqvo egalari uchun va'da qilingan jannatning misoli sifati budur. Unda aynimagan suvdan bo'lgan daryolar ham, ta'mi o'zgarmagan sutdan bo'lgan daryolar, ichkuvchilar uchun lazzatli maydan bo'lgan daryolar ham, musaffo asaldan bo'lgan ham daryolar bor. Sut qarang, suv, sut yana nima? May hamda asal. Bu anhorlarda nima oqar ekan? Faraz qiling. Anhor ichida sut oqsa, aynamasa. Anhor tasavvur qiling ichida may oqsa, asal oqsa. Kayfiyati qanaqa bo'lishini kim biladi? Alloh biladi, birodarlar. Alloh biladi. Innal abrora yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Albatta hayotda dunyodan Allohning avrom farmonlariga itoat qilib o'tgan yaxshilar jannatda mizoji aralashmasi kofir bo'lgan Allohning bandalar ichadigan jannatga chashmalar bo'lar. Jannatda birodarlar masjidlar bo'ladi. Jannatda masjidlar bo'ladi. Faqat bu masjidlar birodarlar ibodat uchun emas, tafohur uchun, faxrlanishlik uchun. Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis: kim Alloh taolo uchun, dedi Rasululloh, bir masjid qursa, Allohning roziligini istasa, Alloh taolo u uchun jannatda xuddi shunday masjidni bino qiladi. Hamma ham butun masjid savorishlikka quvvati yetmaydi. Alloh taolo har xil bergan davlatni. Ammo mana shu masjidni qurilishiga qo'lidan kelgan hissasini qo'shgan odamga ham jannatda inshaalloh bir bino barpo bo'ladi. Jannatda kun bilan tun bormi? Jannatda birodarlar kun bilan tun bo'lmaydi. Ulamolar aytadi, jannatda quyosh ham bo'lmaydi, oy ham bo'lmaydi. Kun ham bo'lmaydi, tun ham bo'lmaydi. Qayerdan bilinadi unda kun almashgan? Alloh azza va jallaning arshi ustiga bir parda tortiladi va nur bir sira o'zgaradi. Shunda tun bo'ldi deyiladi. Tun jannatda bo'lmaydi birodarlar. Inshaalloh jannatda yuramiz. Chodirlar, qasrlar, oltindan bo'lgan devorlarni ko'ramiz.
mis zaferon üstünde birodarlar bosib yuramiz. Bir acayip tarif geldi bana bulogları hususunda. İnnel abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi vucuhihim nazratan na'im yusqavna min rahiqin maktum hitamuhu misk. Şek şubhasız yaşlılar nimetlerdedirler. Bunlar surelerde Allah'ın bergen nimetlerine bakı otururlar. Siz onların yüzlerinde nimetlerinin cilvesini tanırsız, görürsünüz. Allah'ın bergen nimetini oyan bandaların yüzünden görünedir. Münevver bu kötü yüzleri. Onlar cennette muhurlengen meydan suvarılırlar ki o meynin muhuru müşküb olur. Hani muhurlengen meydan suvarıladı bu meynin muhuru müşk. Şu ayetin tafsiri de acayip. Biz pakkatı açamız yok. Pissatı açamız yok. Bana şu muhuru da doğru mu? Bulunması. Bu meyni, muhurlengen meynin muhuru müşk buladı. Cenneti bende haras kılıyla. Kılıp hidegen de yine açılar. Hitamuhu misk. Onu peçete, onu bulunması. Şimdi bu kuşbu mesela ki cenneti özünü aldı yap getirip kılıp bitti hidegen de fakkatı açılar. Pangat açıldı, bunu yıkılırsa açılır ki. Hidesiz açılır. Hani açışan işte özü. Açışan işte, leken cennet ileride hatta bana şu işte açıldı ki maşakkat yiyen bu mıydı? Hidesi açılır. Tasavvur kalı olayısın mı? Kasırlar. Cennette hanalar vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Taşkarısı içkarısından görünür. Taşkarısı içkarısından görünür. İçkarısı taşkarından görünür. Şaffafa kasırlar. İçiden taşı, taşıdan iç görünür. Bu kasırlar kim için? Söz numara ayım kıyanlar için. Adamlar ge tağım ulaşkenler için. Adamlar uhuleyken de namaz okuyanlar için. Salamını faş kıyanlar için. Bana şu kişilerge bana şu kasırlar verirler. İmam Buhari'den keltirgen hadiste Peygamberimiz aytadılar. Bir çadırını sıfatlıydı Resulullah. Dikkat kılın. İçi boş. Balantlığı 30 mil. Bolgen gavhardan çadır. Yani 30 ya ki 40 kilometrede orasıdır. Balantlığı 40 kilometrelik bitti gavhar taş içi boş. Bana şu çadır. Onun her bir burçakı da mumun için ahıllar buladı. Onların birileri başkalarından görünmüydü. Yani şuna ki katta kasır ki bana bu cahada turgan ailesi ahlını nergi tamamdakiler görmüydü. Peygamberimiz dediler, cennette mumun için bir tane gavhardan ibaret çadır var. Çadır bir de gavhardan. Onun içi boştur. Onun balantlığı falan falandır. Ondaki ahıllarını mumun elini çıkartıyor. Onlar ise birbirini görmüydü. Buradırlar. Mesela ikide ailesi var adam, yakışı buladı bunu. Nergin ikiye kesse bu yanı kuğurladı uzun yokluğa. Bunu ikiye kesse nergi kuğurladı. Ve kegende elbette fiil kıladı. Şimdi cennetke borgende nergi ahlı, bu ahlını körmegenden ki fakat o bulan bile buluyken de bulu uğradı. Şu taşmışan yok. Çünkü bana şimdi bir masakkatı yürüyen brosyalarımız bulsa sabrı kılasılar. Nereye kadar geldi inşallah Allah'ın huzurunda bu masakkatlar bulmuyor. Meyveleri. Cennetin meyveleri. Fihime fakihatu ve nahlu ve rumman. O ikisi de meyve, hurma ve anarlar var. İnne lil muttaqine mefaza hadaiqa ve a'naba. Albatta takvador zotlar uchun cennette najot manzili bordir. Yani bog'lar ve uzumzorlar. O'ng tomon egalari. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz butazorlarda, tizilgan bananzorlarda, yoyilgan soya ostida, oqizib qo'yilgan suv ustida, tugab qolmaydigan va man etilmaydigan ko'pdan ko'p turli mevalar, meva chevalar ostida. Hani osilgan meva uzilgan emas. Ve fakihati mimma yetehayyaru. Ular köngülleri hohlegen meyveler ular gibi verirler. Buradalar bana rumman de yaptı. Aynabdi ile yaptı. Üzüm, olma, anar de yaptı.
Cennetteki bu meyvelerine ata okşaydı. Bizi dünyadaki meyvelerde atıya. Şekil ihtimal okşar. Lekin tamı farkı var. Şaptalanı köprağı yapmasız ne olur? Sağ kız aşık et adam. Uyudu ona kalmaz. Kavundu köprağı yapmasız ne olur? Buradalar bu dünyada geçiyor. Köp etemez şu sözümü. Lübü nimette aitin arkasında meşakkatı var. Göç köpeğin içiz ötük etedir. Aç köpeğin devrenizi aşık etedir. Lübü rahat aitin arkasında meşakkatı var. Ahirette ona kalmaz. İne ki bu dünyadaki akadda karnımız açken için yiyemiz buradalar. Uyuda karın, uyuda karın açmıyor. Huzur için yiyemiz, rahat için yiyemiz, halavat için yiyemiz. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı bir tüyana ap geldi de, bu Allah yolu dedi. İmam Müslim'den bu hadis. Resulullah ettiler, kıyamet günü de siz için, bana şunlar seni bergeni gel, hammasi bağlangan 700 tüyü var dedi. Bitti bergen tüyası gel, ahirette 700 tüyü verilsin gibi adakınında. Neme bergen basit, 700 beraber, belki ondan köprak kılıp ahirette alamaz. Hamma aynaki harap durup, nima deydi? Shu mati mudiroq bo'yanda deydi. Ha, o'zini nima qiladi? Kamchiligini ko'radi. Mati mudiroq bo'yanda, bo'yimdan chiqganda, rangimdan deb bo'yanda, sochimdan deb. Xullas ayniqcha qarab turib kamchiligini ko'radi. Nazarida o'zi yaxshiroq bo'ladi nima bo'lishligini. Alloh bergan shaklida rozi bo'lish kerak edi. Endi qamirasiz. Berib qo'ydi shuna qilib. Mati manaqa bo'lsa edi deydi. Allah Teala hemen nasıl anlaştırır? Şekiller diye anlaştırır? İmam Müslim'den getirdiği hadiste Peygamberimiz getirdi. Adam Aleyhisselam'ı Allah Teala 60 zira kılıp yarattı. 60 metre yakındı yani. Bizi boyumuzdan 60 metre buladı buradalar. 60 metre. Cennet ahli dedi Peygamberimiz cennetke sokal murutsuz girerdi. Sokal muyla cennette boymuydu. Onlarının gözleri mükahhal buladı. Erkekler 33 yaşlı buladı. Kar bolu öldü mü, yaş bolu ölgen mi, 33 yaşar, 60 metre boyluk, gözleri mükahhal, sakal bolu muylu olsuz. Ayolların yaşları hem bırkıl buladı. Kar ölgen mi, yaş ölgen mi, 18 yaşarlı halatı dekiradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ki, bir kempir kere, ya Resulallah, menem cennetke kiremem mi dedi. Resulallah, siz kirminsiz cennetke dedi. Yığılıp köyünü bir bayram olup gitti. Sonra Peygamberimiz yuvarıp bu halis de kirmişsiz dedi. Oğul ballar 33 yaşta. Ayollar 18 yaşta. Erkeklerin avazları Davud Aleyhisselam'ın avazı da şirin buladı. Yüzleri Yusuf Aleyhisselam'ın şekli de çırali buladı. Dünyada Yusuf Aleyhisselam'ın çırayıca mahliya bugün ayollar kollarını keserkenliğini sezmeye kalıştı. Çıray onların aklını şimdi bir lal kıp koy gelin. Cennet kemene şimdi halde keremiz burada da. İnşallah keremiz. Cennet ahlileri uyulamaydı. Peygamber geldiler, uyku ölümünün ülkesidir. Cennet ahli uyulamaydı. Cennet ilanın üstteki libasları hiç kimin üstü bulmayan libaslar bulan. Hizmetkarlar. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Başka ayette اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Bu hizmetkarlar. Üstleri de ise mangu yaş, hiç karamaydigan bolalar akar çeşmeden mayli kadahlarını, közelerini ve kasalarını aylantırıp dururlar. Yani onları körgen vaktinizde güzellikleri, renklerinin tınıklığı, yüzlerinin nurliliğinden saçıp yuvarılgan marvarlıklar mı de boylarsınız. Vildan ana shu jannatda xizmat qiladigan yosh bolalar. Bu yoshligida o'lib ketgan dunyo farzandlari emas. Odamlarda tushunchalari noto'g'ri. Yoshligida balog'at yetmasdan bolasi o'lib ketsa, jannatda seni xizmatingni qilib noto'g'ri. U vildan xizmat qiladiganlar jannatda bir xalqidan Alloh taolo birdaniga paydo qildi bularni, hurlarni paydo qilgandek. Sizni agar yoshligida o'lib ketgan bir farzandingiz bo'lsa, xursand bo'ling. Cennette kamil 33 yaşında sizi aldığında durup siz bilen cennet ahlilerden buladı. Ula çıkacak hizmetkar bulmayın. Ula hem cennet ahlilerden buladı.
Cennette bozor bo'ladi. Fakat bu bozorlar siz bilan bizi bozorumuzda kalmaz. Peygamberimiz aytadilar. Albatta cennette bozor bor. Unga kişiler her cuma borishadi. Ularning üstlariga shabada kelib, yuzlariga va kiyimlariga tegadi. Ana shu bozorga borganlarning husni jamollari ziyoda bo'ladi. Oilalarini oldiga qaytib kelganida ular aytadilar, Allohga qasamki, husni jamolinglar ziyoda bo'lib qaytibsizlar. Ular ahllariga ham, sizlarni ham husni jamolinglar ziyoda bo'libdi deydi. Alloh subhanahu va taolo tutgan ro'zalarimizni husni qabul qilgan bo'lsin. Qilgan duolarimizni ijobat qilsin. Siz bilan bizni mana shu kunga yetkazgan Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Parvardigoro, biz sendan payg'ambaring va solih bandalar so'ragan narsani so'raymiz. Payg'ambaring va solih bandalar paloh tilagan narsadan panoh tilaymiz. Parvardigoro, bizni jannatga yaqin qiladigan amallarni bergin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.